Evet, Bünyamin Özer'le birlikteyiz. Bünyamin abi, Bandırma davasından az önce çıktık. Neler diyorsun? Bence 54 sanıklı, 2-3 tanesinin beraatini istedi savcı, diğerlerine hapis cezası istedi. Savcının verdiği mütalaya uygun mahkeme kararları çıkar. Peki 200 yılın üzerinde hapis cezası çıkar mı bunlara? Bence dünkü davaya bakarsak bunlardan istenen ceza da 200 yılın üzerinde olur diye düşünüyorum. Toplam olur. Toplam. Toplam. Evet. Nasıl buldun bugünkü duruşmayı? İzledin sen de. Müvekkilin de vardı. Malumun ilanı. Neyin? Malumun ilanı. Malumun ilamı nasıl oluyor? Bilinen Bilinen. şekli duruşma yapıyoruz. Evet. Hadise odur. Avukat Erkut Bey diyor ki 2013 milat kabul edilmeli. 2013 yılından önceki olaylar kabul edilmemelidir. Çünkü 2013, 17 ve 25 Aralık'tan öncesi kabul edilmemelidir diyor. Ona ne diyorsun? Sevgili üstadımın bu görüşüne katılmıyorum. Evet. Türk Ceza Kanunu'nda milat denen bir hadise yoktur. Evet. Fiil işlendiği zaman da Türk Ceza Kanunu'nda ceza olarak öngörülüyorsa o eyleme ceza verilir. Türk Ceza Kanunu'nda tanımı yapılmadık bir takım eylemlerle ilgili ceza verilemez. Ama ne yazık ki ülkemizde hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukuku uygulandığı için ileride bu davalar hukuk fakültelerinde öğretide ders olarak kullanılacak davalardır. Erkut abi bana göre yanlış yapılmıştır. Eğer Erkut Bey'in görüşüne itibar edilecek olursa 17-25 Aralık eylemleri ülkemizin 90-100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde yapılmış en büyük yolsuzluk suçlamalarıdır. Bu operasyonu, bu soruşturmayı yürütenler bir görüşün elemanı olabilir. Ayrı konu, onlardan yasadan kendilerine verilen yetkiyi kullanmışlardır. Fakat iktidar gücü bunu bastırmıştır bir şekilde, öyle düşünüyorum. Milat denen bir olay yoktur. Onlar şu andaki siyasal iktidara hakim düşünce hukuk darbesi diyor. Dünya darbe ve ihtilaller tarihini incelediğimizde Türk ceza kanunları ve hukukun hiçbir zaman bir iktidara, seçilmiş iktidara darbe yaptığı görülmemiştir. Evet. Yoktur böyle bir darbe çeşidi. Bu iddia bugün hala da tartışma konusudur. Bize göre 17 ve 25 milat olamaz. İşlenen eylemin işlendiği tarihten belli bir süreye kadar zaman aşımı söz konusudur. Ceza zaman aşımı mevcut kanunlarımızda ceza zaman aşımları 8 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl ve 30'un üzerindedir. Bu eylemleri kanunumuzda 15 Temmuz öncesi silah unsuru, şiddet, cebir şiddet unsurunu taşımayan, bize göre Türk Ceza Kanunu'nda da tanımı bulunmayan eylemlerle ilgili milat olarak kabul edilmesi yanlış hukuki yorumdur. Katılmıyorum üstadıma bu konuda. Teşekkür. Ayrıca Heh. bu konuyla ilgili mahkemelerde yapmış olduğum savunmalarda eğer böyle benim dünya görüşüm itibariyle cemaat, tarikat, medrese ve zaviyelere karşı olduğum bilinir. Eğer buna göre Fethullah Gülen hareketi, biz ona cemaat deriz. Onlar kendilerine hizmet hareketi derlerdi. Siyasal iktidar elindeyken, ortakken, bunlar kendilerine biz cami cemaati değiliz.
biz hizmet hareketiyiz derlerdi. Bunların üzerinde şimdi sorgulama devam ediyor. Bu sorgulama devam ederse ülkemizde tarikat olarak Süleymancılar grubu var, Menzilciler grubu var, tarikat ve cemaat, İsmail Ağa cemaati var, İskender Paşa cemaati var, Cübbeli Ahmet Hoca var. Ayrıca cemaatlerle ilgisi olmayan dini bütün mütedeyyin vatandaşlarımız Ramazan aylarında 5 vakit namazını, terapi namazına, her hafta cuma namazına, bayramlarda bayram namazına gider. Bunları kanunda eğer bir uyarlama yaparsak, bu neden camiye gidiyorsun, niye namaz kılıyorsun diye suçlama olursa bu insanlar da suçludur, ileride düşer. Bu da devletin birliğiyle tehlikeli bir durum arz eder ki hukuk buna cevaz vermez. Heh. Yani böyle bir şey olmaz. Ama bunu ülkemiz şu anda geçiş dönemi ve hukukun uygulanmadığı bir dönemi yaşıyoruz. Bunu demokrasiye döndüğümüzde hukukun üstünlüğüne, yargının bağımsızlığını tekrar bir hukuk adamı olarak yerleşmesine yerleştiği takdirde bu olaylar, bugün yapılan yargılamalar, günümüzde yapılan yargılamalar, 15 Temmuz hareketine katılanları kastetmiyorum. Ama hukuk fakültelerinde öğreti olarak öğretilecek davalardır. Böyle söylüyorum. Teşekkür ettim.